Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz özel eğitim öğretmeni Sayın Gülsüm Gültekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Gülsüm Gültekin. 2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü mezunuyum. O yıllardan itibaren alanda çalışmaktayım. Özel eğitimle ilgili tüm türlerle çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Evet. Özel eğitim nedir? Özel eğitim fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel olarak normal gelişim gösteren bireylerden önemli derecede kısıtlılık göstermek suretiyle bu tarz bireylere belirli ortamlarda, tabii yapılandırılmış ortam olması gerekiyor. Belirli ortamlarda uzman personel tarafından sunulan çeşitli eğitim modellerini tümüne özel eğitim deniliyor. Evet. Peki özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kimlerdir? Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri bazı başlıklar altında toplayabiliriz. Bunlardan son zamanlarda çok popüler olan, yeni tanılanmış bir tür olan özel öğrenme güçlüğü çok sık karşımıza çıkıyor son dönemlerde. Onun dışında yaygın gelişimsel bozukluk, otizm dediğimiz tür, hiperaktivite ve dikkat bozukluğu, zihinsel yetersizlik, görme, işitme ve konuşma bozukluğu olarak bunları adlandırabiliriz. Evet. Peki özel eğitimin amaçları nelerdir? Özel eğitimin en nihai amacı dediğimiz gibi özel eğitime gereksinim duyan bireyleri toplum içerisine kazandırmak. Yani toplumdaki insanlarla doğru ilişkiler kurabilmelerini, daha sağlıklı bir iletişim içerisinde yer alabilmelerini sağlamak ve onları fark edebilmek aslında. Hem fark edip hem de onların ilgi ve yetenekleri varsa bu doğrultuda bir eğitim programı ya da bir yönlendirme yapabilmek adına bunu kullanabiliriz. Evet. Peki özel eğitime ihtiyacı olduğunu belirlemek için hangi aşamalardan geçilmelidir? Yani özel eğitime ihtiyacı olduğunu anlamak için tabii ki sıradan bir gözlem doğru olmaz. Evet, bu çocuğun özel eğitime ihtiyacı var diyemeyiz. Hı-hı. Bunu diyebilmemiz için çok belirgin kanıtlara ihtiyacımız var. Hı-hı. Öncelikle ailede belirlenmesi lazım bu durumun. Anne fark edebilir. Şimdi medyanın da etkisiyle birçok belirtiler sunuyoruz biz. Bu belirtiler çocukta varsa hemen bir uzman psikiyatra götürebilmeli. Ya da ev ortamında fark edilmediyse eğitim ortamında bu öğretmenin görevidir. Eğitimci bunu fark edip yine uzman bir psikiyatra yönlendirerek orada çeşitli testler ve tanılarla belli kriterler doğrultusunda belli IQ ve zeka puanları göz önünde bulundurularak tanılaması yapılır. Daha sonra da rehberlik araştırma merkezine gönderilerek orada rapor alınması gerekir. Bu rapor doğrultusunda da ücretsiz özel eğitim desteğimiz var. Var. Peki, ülkemizde özel eğitime verilen önemden biraz bahsedelim mi? Çünkü siz tam kalbindesiniz. Hı hı. Yani özel eğitime açıkçası ben mezun olduğumda, özel eğitime başladığım yıllarda özel eğitimin ne olduğu dahi bilinmiyordu. Hı hı. Çok kısıtlı bir özel eğitim imkanları vardı. Otizmin ne olduğunu bile açıkçası hiç kimse bilmiyordu. Ben otizm öğretmeniyim, eğitimcisiyim dediğim zaman o ne diye bir soruyla karşılaşıyordum genelde. Ama son zamanlarda inanılmaz bir bu konuda bilinçlenme söz konusu. Ama daha fazla olması lazım. Bu yeterli değil bence şu anda. Yani bizim gibi eğitimciler bunu hani ne kadar dile getirirsek o kadar başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Ya önemi açıkçası çok önemli. Evet. Mesela devletin sunduğu ücretsiz bir eğitimimiz var ama bu yeterli bulunmuyor. Özellikle velilerimiz tarafından daha fazla olması gerektiğine inanıyorlar. Haliyle onların toplumsal yaşama uyumu için değişik etkinlikler de yapılması lazım. Sosyal sorumluluk projeleri olması gerekiyor.
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belli hobi merkezleri olması gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet, kesinlikle haklısınız. Ben de katılıyorum buna. Ve belki de özel eğitim alması gereken öğrencilerin velileri şu konuda da haklı olabilirler. Ders saatleri yeterli mi? Hayır, kesinlikle yeterli değil. Evet. Haftada sadece 2 saat geliyorlar. Haftada 2 saat. Evet. Öyleyse ayda 8 saatlik bir eğitim. Evet. Bunun tamamen gideri devlet tarafından karşılanıyor. Hı hı. Peki özel eğitimin veliler tarafından bir kısmı karşılandığı takdirde ders saatleri biraz daha arttırılabilir mi? Evet. Siz kesinlikle. Bu konuda uzman olarak, bir öğretmen olarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın kaç saat ayda kaç saat ders almaları gerekir? Açıkçası şu kadar saat ders almaları gerekir diye bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü çocuğun zeka türüne ve derecesine de bağlı bu. Biliyorsunuz ki son zamanlarda çok yaygın olan otizm tanılı, evet, çocuklarımızın çok yoğun bir eğitim alması lazım. Belki her gün. Tabii ki bunu karşılayabilmeleri şu koşullarda çok zor oluyor. Çünkü onların çok değişik başka şeyleri de oluyor, masrafları ve ihtiyaçları da oluyor. Bu yüzden her gün alabiliyorlarsa çok iyi bir gelişme sağlayabiliyorlar. Çünkü ekstra başka alanlar da var. Dil konuşma da almaları gerekiyor, duyu bütünleme de almaları gerekiyor. O yüzden her gün alabilmeleri çok önemli ama maalesef bu gerçekleşmiyor. Gerçekleşmiyor. Peki ülkemizde özel eğitim merkezlerinin dağılımı ne durumda? Yeterli mi sizce? Çok fazla. Çok fazla. Evet, dağılım çok fazla ama gerçekten profesyonelce işini yapanlar çok az. Kriterlere uygun olan eğitim merkezleri, özel eğitim çok merkezleri az. Çok az diyorsunuz. Evet. Peki size göre bir uzman olarak, bir öğretmen olarak kriterlere uygun olan özel eğitim merkezleri nasıl olmalı? Öncelikle bu merkezler işini iyi bilen uzmanlar tarafından açılmış olmalı. Hı-hı. Ticari bir amaç gütmemeli. Hı-hı. Bu çok önemli bir kriter diye düşünüyorum. Ve içerisinde çalıştırdığı personeli kesinlikle çok iyi seçmiş olmalı. Burada ekonomik nedenler göz önünde bulundurmamalı diye düşünüyorum. Belki de personelini çeşitli kriterler göz önünde tutarak seçmeli. Onun dışında verilen eğitimler çok önemli. Ben çalıştığım kurumlarda genelde hem eğitmeyi hem eğitilmeyi göz önünde bulundururum. Bu tarz kurumlarda çalışmayı tercih ettim hep. Çünkü biliyorsunuz ki bu yeni bir alan ve hiçbir zaman bütün bilgilere sahibim diyemiyoruz biz uzmanlar olarak. Çünkü yeni bilgiler, yeni türler çıkabiliyor. Bu yüzden de çalışılan yerin öğretmenini eğitmesi gerektiğine inanıyorum. Güncel kalması gerekiyor değil mi öğretmenin? Evet, tabii ki. Çünkü sürekli yeni buluşlar oluyor. Otizmle ilgili yeni gündem konular oluyor ve bunları eğitimcinin takip etmesi gerekiyor. Evet. Peki size göre özel eğitim alması gereken bir çocuğun hangi yaş aralığında bu eğitime başlaması uygundur? İlk 6 ayda fark edilirse hemen başlanması gerekiyor. İlk 6 ay evet. Çünkü otizm denen yaygın gelişimsel bozukluk adı altında olan otizm genellikle bu sürede kendini belli eden gelişimsel gerilik belirtileri gösterir. Fark eder fark etmez hemen eğitimine başlanması gerekiyor. Ama ülkemizde bu çok geç fark ediliyor değil mi? Evet, çok geç fark ediliyor çünkü bilinçli bir yapılanma yok. Ailelerimiz evet, neye dikkat etmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Mesela ben otizmden birkaç belirtiden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Otizm belirtileri genellikle göz kontağı kuramaz bu çocuklarımız. Hı-hı. İsmini ile hitap edildiğinde dönüp bakmazlar. Ya da parmağımızı gözünün önünde hareket ettirdiğimizde parmağımızı takip etmezler. Önünden bir nesne alındığında, farklı bir ortama çekildiğinde bunun farkına varmazlar. Bunlar en belirgin otizm belirtileridir. Tabii ki bunların olması yeterli değil. Sadece bunlar var diye bizim çocuğumuz ya da yakınımız otizmli diyemeyiz. Ama bu belirtiler büyük oranda belirtilerdir ve bunlar varsa mutlaka bir psikiyatra yönlendirmemiz gerekir.
Evet, aile için, aileler için çok önemli bilgiler paylaştınız şu an. Umut ediyorum aileler bu bilgileri göz önünde bulundururlar. Peki bir de şöyle bir şey var, yaygın bir kanı toplumda. Özel eğitim dendiğinde aklımıza zeka geriliği mi gelmeli? Hayır, özel eğitim dendiğinde sadece zeka geriliği gelmemeli. Özel eğitim artık çok geniş bir skalaya sahip. Yani kekemelik de buna dahil, dil konuşma bozukluğu da buna dahil, bazı sesleri çıkaramamak da dil konuşma bozukluğu içerisinde yer aldığına göre sadece zeka geriliği değil. Aslında üstün zekalı insanların ve bireylerin de özel eğitime ihtiyaç olduğunu maalesef birçok insan bilmiyor. Ki yıllar öncesinde Dustin Hoffman'ın başrolünü oynadığı Rain Man'de bunu izlemiştik değil mi? Evet, kesinlikle. Otizmin Asperger sendromu denilen türünde ki zeka geriliği olmadığı gibi çok üstün bir zekaya sahip olma gibi bir durum söz konusu. Çok üstün yetenekli çocuklarımız var. Var, evet. Ama işte bu noktada gerek aileler gerekse eğer okul çağındaysa ya da bir yuvaya gidiyorsa yuvadaki öğretmenimiz ya da sınıf öğretmenimiz çok dikkatli olmalı değil mi? Evet, kesinlikle. Biraz önce yaygın gelişimsel bozukluk demiştiniz. Açalım evet. mı biraz bunu? Yaygın gelişimsel bozukluk az önce de bahsettiğimiz gibi en önemli türü otizmdir. Otizmi de size az önce bahsettiğim belirtiler göz önünde bulundurularak fark etmek çok kolay aslında. Bu belirtiler varsa ki bunların en önemlisi sosyal iletişimde kısıtlılık ve aynı zamanda iletişim kopukluğudur. Eğer çocuğunuz sizinle göz kontağı kurmuyorsa ve aynı zamanda fiziksel bir temas içerisine girmekten kaçınıyorsa, onu sevmeniz, öpmeniz istediğinde kaçıyorsa, bundan rahatsızlık hissediyorsa bu da bir belirgin otizm belirtileri arasında yer alıyor. Yaygın gelişimsel bozukluğun en temel tanısı otizm deniliyor. Evet. Evet. Türleri de zaten biraz önce bahsettiğiniz evet. gibi değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben için. Vermiş ederim. Olduğunuz bu kıymetli bilgiler için tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, özel eğitim öğretmeni Sayın Gülsüm Gültekin konuğumuz oldu. Hoşçakalın.